Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yeni videomuza. Bu videomuzun konusu çok eski dönemlerde yaşanmış bir olay var. Tarihi anekdotlarda da yer almış bir hikaye. Gerçekten yaşanmış büyük bir keramet, büyük bir evliya sırrı. İnşallah çok çok güzel bir yaşanmış olay öğreneceğiz hep birlikte bu videomuzda. Konuya başlamadan önce şöyle videoyu beğenelim. Kanalımıza abone değilsek eğer hemen abone olalım ve yorum kısmına da güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdi çok eski bir zaman, yaklaşık 1500'lü yıllar. Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi olan Yahya Efendi dönemi. Beşiktaşlı Yahya Efendi'yi bilenleriniz bilir. Türbesi şu an Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta medfundur kendisi. Beşiktaş'a gittiğinizde mutlaka ziyaret edin ve Fatihalar okuyun, Yasinler okuyun mutlaka kabrinde. Şimdi bu zatın döneminde İstanbul'da büyük bir kolera salgını var arkadaşlar. Tabi Yahya Efendi Hazretleri de genellikle bütün zamanını dergahında geçiren, dergahından dışarıya pek çıkmayan bir insan. O dönemdeki yetkililer, padişah, sadrazam, her neyse, kolera salgını için her türlü önlemi almaya çalışıyorlar. Hatta bütün tıp doktorları, uzmanları, herkes toplanıp bir araya geliyor ama bir türlü bu kolera salgınına bir çare bulamıyorlar. Ve en sonunda iş Allah'a kaldı diyorlar. Hepsi birlikte bir karar alıyorlar ve Beşiktaşlı Yahya Efendi'nin kapısı çalınıyor arkadaşlar. Hazretin huzuruna gidiyorlar. Beşiktaş'taki dergahına gidiyorlar. Ve rica ediyorlar. Hazret Ayasofya'da bir Kadir gecesi akşamında dua edecek. Ve inşallah o duanın hürmetine de bu kolera salgınından kurtulmuş olacağız ümidiyle Hazretin kapısına gidiyorlar. Ve rica minnet, Beşiktaşlı Yahya Efendi Kadir gecesinde dua etmek için Ayasofya'ya geleceğini onlara söylüyor. Peki efendim diyor, gelelim diyor. Ve Kadir gecesi Beşiktaşlı Yahya Efendi'nin Ayasofya Camii'ne gelip dua edeceğini, teravih namazından sonra dua edeceğini öğrenen bütün İstanbul halkı hurra Ayasofya'ya gidiyor arkadaşlar. Yaklaşık 55-60 bin kişi Ayasofya Camii'ne gidiyor Kadir gecesinde ve cami tıklım tıklım doluyor. Birinci saf, ikinci saf, üçüncü saf, ta en sonuna kadar Ayasofya Camii tıka basa doluyor arkadaşlar. Bu 55 bin 60 bin kişi arasında öyle bir insan var ki normal halktan bir insan, yani evliya falan değil, keramet sahibi falan da değil ama İlk safta namaz kılmanın ne kadar sevap olduğunun farkında olan bir insan. Yani ilk safta namaz kılabilmek için saatler öncesinden Ayasofya Camii'ne gidiyor. Yani ikindi namazını cemaatle kılıyor. Birinci safa gidiyor tabi. İkindi namazını kılıyor. Akşam namazını kılıyor ve hemen oturduğu safta hurmayla hemen orucunu açıyor. İftarını ediyor arkadaşlar. Suyunu içiyor. Abdesti hala devam ediyor tabi, abdestini de bozmuyor ki zaten birinci safı bırakıp abdest tazelemeye gitse bir daha o bırakmış olduğu yeri bulamaz. Çünkü cami çok kalabalık, hemen yerine başka birisi geçer düşüncesiyle tabi böyle bir işe yeltenmiyor. Tam teravihler kılınıyor, yatsı namazı sonrasında teravih bitiyor, her şey bitiyor. Beşiktaşlı Yahya Efendi kürsüye çıkıyor dua etmek üzere. Yahya Efendi'yi kürsüye buyur ediyorlar. Tam Yahya Efendi de duasına başlıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akibetü lil muttakin ve la udvane illa alez zalimin diyor. Tam o esnada bu Kelami Efendi'nin başlıyor midesi guruldamaya. Kolera hastalığı var zaten, bir salgın. Eyvah diyor, ben şimdi ne yapacağım diyor. Yani öyle bir sıkışıyor ki arkadaşlar, bir an önce gidip defi haceti yapması lazım. İhtiyacını gidermesi lazım. Ama
Bir yandan da düşünüyor, şimdi ben diyor gidersem, gidip gelene kadar zaten dua biter diyor. Gidersem zaten buraya gelemem diyor, bu kalabalıkta diyor. Yerimi başkaları kapar diyor. Böyle bu düşünceyle tabii kerametlere inanan bir kişi aynı zamanda. Yahya Efendi'nin de büyük bir Allah dostu olduğunun farkında ki zaten bütün insanlar da Yahya Efendi'nin duası için, o duaya amin demek için Ayasofya'yı tıka basa doldurmuşlar. Her neyse, şöyle bir oturduğu yerde kıvranırken içinden Yahya Efendi'ye bir niyaz ediyor arkadaşlar. Ya Yahya Efendi acaba halimi biliyor mudur? Benim bu halimden haberdar mıdır diye düşünürken yanındaki adam şöyle bir omuz atıyor kendisine. Hayrola diyor, bir sıkıntın mı var kardeşim? O da sessiz sessiz konuşarak, ya efendim diyor, işte ben şu an kötü bir haldeyim. Bir an önce ihtiyacımı gidermek isterim ama şimdi burayı terk edersem bir daha buraya gelemem ve duayı da kaçırmış olurum diyor yanındaki adama. Tabii yanındaki adam da büyük zatlardan biri arkadaşlar. Büyük evliyalardan biri. Hatta kırklar meclisinden biri. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Sonra adam tabii durumu zaten biliyor. Yahya Efendi'ye niyazda bulunduğunu bile biliyor. Yani Yahya Efendi kürsüde dua ederken o kişinin, yanındaki insanın, o sıkışan insanın Yahya Efendi'ye niyazda bulunduğunun bile farkında olan bir büyük bir kutup, evliya, öyle söyleyelim. Tabii bu zat adamın halini görüyor, haline acıyor ve şöyle arkadaşlar cübbesini kaldırıyor, kolunu. Kolumdan diyor, gir içeriye diyor. Adam şöyle bir bakıyor, nasıl yani diyor. Kolumdan içeri gir diyor. Adam daha fazla sorgu sual yapmadan kolundan cübbesinin içine giriyor arkadaşlar. Ve hop, kağıthane çayırlığında buluyor kendisini bir anda. Ve adam şaşırıyor, ya biz buraya nasıl geldik diyor. Arkadaş diyor, biz buraya nasıl geldik diyor. Tabii o adam da yanında. İkisi birlikte kağıthane çayırlığına geliyorlar. Sonra ihtiyacını orada gideriyor. Oradaki artık lavabo mu vardır yoksa ne varsa orada bir şekilde ihtiyacını gideriyor ve büyük bir rahatlık yaşıyor tabii ihtiyacını giderince. Sonra adam bitti mi işin diyor. Evet efendim bitti diyor. Bu sefer sağ kolunu açıyor. Gir diyor sağ kolundan diyor bu sefer. Tekrar şaşkın şaşkın bakarak sağ kolundan içeriye giriyor arkadaşlar. Hop, tekrar Ayasofya'nın ilk safında o bulundukları yerdeler. Ve o zaman geçen süre zaman da belki bir saniyelik bir süre gibi geliyor. Çünkü dua, bir yandan dua devam ediyor. Yahya Efendi'nin duası devam ediyor. Yani zaman içinde zaman yaratıyor Allahu Teala burada, bu büyük kerametin içinde. Ve aynı o zaman içinde de farklı mekanlara gidip gelme hadisesi gerçekleşiyor. Yani Allahu Teala büyük bir keramet yaratıyor orada. O iki büyük zatın hürmetine, Beşiktaşlı Yahya Efendi ve o yanında oturan Kırklar Meclisi'nden olan zatın hürmetine büyük bir keramet hasıl oluyor. Böylelikle o zat tekrardan tabii yerine gelince hemen ellerini açıyor. Şükrediyor Allah'a. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim falan. Ondan sonra bir yandan duaya amin diyor. Tabii bir yandan da Yahya Efendi'yi düşünüyor. Ya diyor, acaba bu iş nasıl oldu falan diyor. Sonrasında halbuki arkadaşlar orada o sıkışan insan Yahya Efendi'ye niyazda bulunduğu an Yahya Efendi hemen o adamın yanındaki zatı da çok iyi bilen bir insan. Yani Kırklar Meclisi'nden olduğunu biliyor o yanında bulunan zatın ve ona vazifeyi devrediyor. Diyor ki sen diyor bu arkadaşın işini gör. Onu o durumdan kurtar diyor. Yahya Efendi de o kişiye niyazda bulunmasıyla birlikte o adam sonrasında hemen o kişiyi hayrola deyip cübbesinden içeriye alıp kağıthane çayırlığına götürüyor arkadaşlar. Bu olay tarihi kitaplarda yazan bir anekdot. Gerçekten yaşanmış Kelami Efendi'nin anlatımıyla tarih kitaplarında yer almış bir hikaye.
Ve Osmanlı döneminde böyle birçok olay yaşanmış buna benzer, bunun gibi. Gerçekten evliyaların yaptığı işlere akıl sır ermiyor. Onların gösterdiği kerametler her dönemde olmuştur arkadaşlar. Hatta şu an yaşadığımız bu dönemde bile nice gizli olaylar, kerametler, sırlar elbette ki var. Ve kıyamete kadar da bunlar olacaktır. Allahü Teala'nın dost kulları, gerçek kulları her asırda, her dönemde olmuştur. Ve kıyamete kadar da olacaktır arkadaşlar. Bu hikayeyi okuduğum zaman ben çok etkilenmiştim. Dedim bunu arkadaşlarımla da paylaşayım YouTube'da. Böyle bir video çalışması olsun istedim bugün. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir ve ibret almışızdır hep birlikte. Gerçekten evliyaların yaptığı her iş büyük bir sır. Bunlardan ibret almak lazım. İbret gözüyle bakmak lazım olaya. Şimdi bazıları çıkıyor tabii. Böyle bir şey nasıl olabilir? Çok saçma. Ama Amerikan filmlerini izlerken orada böyle olağanüstü bir sahne gördüğümüzde vay be adam nasıl yapıyor ya deyip hayranlıkla izliyoruz. Ama burada Allah erlerinin yapmış olduğu kerametleri duyduğumuzda veya birileri anlattığı zaman onları dinlerken ya amma da sallıyorsun ha falan deyip geçiştiriyoruz. Yani böyle yapmayalım çünkü Allah'ın nizamı, Allahü Teala'nın gizli kulları, sırlı kulları her zaman iş başındadır. Onlar gerektiğinde gereken yardımı herkese gösterirler. Bundan hiç şüpheniz olmasın arkadaşlar. Ve Allah ol demesiyle her şey mümkündür. İmkansızlık diye hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Bunu böyle bilelim. Hele hele Allah dostları arasında imkansızlık diye hiçbir şey yoktur. Ve onların bir duası, bir niyazı, birçok şeyi, birçok dengeyi değiştirebilir anında. Olaya böyle bakalım inşallah. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım inşallah. YouTube'daki videoların linklerini Instagram hikayede paylaşıyorum arkadaşlar. YouTube'dan bildirim gelmiyor diye düşünen arkadaşlarımız varsa Instagram'dan mutlaka takip etsinler. Tezcan Oskaya kullanıcı adım. Ama Oskaya'nın sonunda iki A var. Buna dikkat edin. Hepinizi beklerim inşallah. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Hoşça kalın.